Merhabalar, bugün sizlere Trumpet hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Trumpet davulu veya yan davul, alt deriye karşı gerilim altında tutulan bir dizi sert telin kullanılması nedeniyle kafaya bir bateri sopası ile vurulduğunda keskin bir staccato ses üreten bir vurmalı çalgıdır. Trumpet davulları genellikle orkestralarda, konser gruplarında, yürüyüş gruplarında, geçit törenlerinde, davul dizilerinde, davul birliklerinde ve daha fazlasında kullanılır. Oturan bir davulcu tarafından çalınmak üzere tasarlanmış ve birçok müzik türünde kullanılmak üzere tasarlanmış bir perküsyon enstrümanı koleksiyonu olan bir davul setinin en önemli parçalarından biridir. Trumpet davulları genellikle bagetlerle çalınır, ancak fırça veya rut gibi diğer vuruşlar, farklı tonlar elde etmek için kullanılabilir. Trumpet davulu, hassasiyeti ve tepkiselliği nedeniyle çok yönlü ve etkileyici bir vurmalı enstrümandır. Trumpet tamburunun hassasiyeti, tel fırçayla bile en yumuşak vuruşlara sesli olarak yanıt vermesini sağlar, aynı zamanda karmaşık ritmik kalıplar ve orta hacimlerde sololar için de kullanılabilir. Çalıcının kuvvetli vuruşları ve rimshot vuruşlar kullanıldığında 120 desibelin üstünde şiddetli bir ses üretir. Trumpet tamburu, ilk önce flüte eşlik etmek için kullanılan bir tambur olan tabordan çıkar. Tabor, kit tuzağı, yürüyen tuzak, tarol kapanı ve pikolo kapan gibi daha modern versiyonlara dönüştü. Her tür, farklı bir perküsyon tarzı ve boyutu sunar. Popüler bir müzik konserinde görebileceğiniz trompet davulu, ritim oluşturmak için genellikle arka vuruş tarzında kullanılır. Yürüyüş bantlarında aynı şeyi yapabilir, ancak çoğunlukla ön vuruş için kullanılır. Yürüyüş kapanına kıyasla, kit tuzağı genellikle daha küçüktür, pikolo üçlüsünün en küçüğüdür. Trompet, bir baget veya tokmakla sıkıca vurulduğunda yüksek çıtırtı sesi ile kolayca tanınır. Sesin derinliği, davulun farklı teknikleri ve yapım nitelikleri nedeniyle trompetten kapana değişir. Bu niteliklerden bazıları kafa malzemesi ve gerilimi, boyutları ve jant ve tambur kabuğu malzemeleri ve konstrüksiyonudur. Trompet tamburu, her ikisi de modern davullarda mylar plastiğinden yapılmış, ancak tarihsel olarak dana veya keçi derisinden yapılmış olan iki kafadan ve alt kafasında trompet adı verilen metal, plastik, naylon veya bağırsak tellerinden oluşan bir çıngıraktan oluşur. Teller ayrıca tarol kapanında olduğu gibi üste veya Heyland, trompet davulunda olduğu gibi her iki kafaya da yerleştirilebilir. Üst baş tipik olarak meyilli kafa olarak adlandırılır çünkü davulcunun ona vurduğu yer burasıdır, alt baş ise trompetlerin bulunduğu yerdir. Her bir kafanın gerginliği, gergi çubukları veya iplerle sabit tutulur. Germe çubuğu ayarı, davulun perdesinin ve tonal karakterinin oynatıcı tarafından özelleştirilmesine izin verir. Süzgeç, trompet ile kafa arasındaki teması kesen ve trompet gerginliğinin ayarlanmasına izin veren bir koldur. Süzgeç devre dışı kalırsa, trompet aktif olmadığı için davulun sesi bir toma benzer. Jant, meyilli kafanın etrafındaki kafayı tambur üzerinde tutan ve kafaya gerilim sağlayan metal veya ahşap halkadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.